Merhaba, Hareketli Görüntünün Tarihi dersinin 6. programında videonun sanatının ortaya çıkışı, videonun bir sanat ortamı olarak keşfi, farklı video uygulamaları, canlı video uygulamaları ve video performanslar konularını ele alacağız. Şimdi dilerseniz öncelikle videonun sanatının ortaya çıkışıyla programımıza başlayalım. Videonun bir sanat ortamına dönüşmesi, fotoğraf ve filme göre benzerlikler gösterirken bir teknolojik buluş olarak da farklılıklar içerir. Diğer görüntü üretme teknolojilerinin birer sanat ortamına dönüştürülmesiyle örtüşen yanı, önce bir görüntü üretme teknolojisi olarak üretilmesi, daha sonra ise bir sanat ortamı olarak da kullanılmasıdır. Bu durum gerek fotoğraf ve gerekse filmle benzer gelişim sergiler. Hem fotoğraf hem de film önce bir görüntü üretme teknolojisi olarak üretilmiş, daha sonra sanatın ortamına dahil olmuştur. Fakat bu noktada video önemli bir farklılık gösterir. Fotoğraf ve film bireysel kullanım için üretilmiş teknolojiler olmasına rağmen video ise hali hazırda var olan bir kitle iletişim teknolojisinin yan ürünü olarak üretilmiş bir araçtır. Video kullanımı ilk yıllardan itibaren film kullanımından her zaman daha kolay, daha ucuz, daha zahmetsiz ve işlevsel olmuştur. Videonun ne kadar kullanıcı dostu bir teknoloji olduğunu kavrayabilmek için filmin olanaklarıyla karşılaştırmak gerekir. Videoyu diğer görüntü üretme sistemlerine karşın tercih edilebilir kılan bir diğer özelliği ise daha ucuz bir sistem olmasıdır. Video kameralar film kameralarına göre daha ucuza satın alınabilir. Ayrıca kayıt materyalleri de filme göre daha ucuzdur. Videonun filme göre en büyük atılımı ise amatör kullanım alanlarına yönelik teknolojik evrimidir. Video, profesyonel kullanım için olduğu kadar amatör kullanım alanlarına da hizmet edebilecek olanaklar sunmuştur. Öte yandan video sanatının ortaya çıkışındaki etkenleri sadece teknolojik gelişmelerle açıklamak olası değildir. Dönemin toplumsal koşullarının da video sanatının ortaya çıkışında etkin rol oynadığı söylenebilir. Fakat sanatsal olguların ya da toplumsal değişimlerin pozitif bilimler gibi formüle edilmiş, her koşulda ve durumda aynı özellikler sergileyen neden-sonuç ilişkileri yoktur. Videonun bir sanat ortamı olarak kullanılmasının sanatsal temellerinin başında, sanat tarihi içinde yaşanacak köklü değişimlerin temellerinin atıldığı fütürizm akımı gelir. Gelecekçilik olarak da bilinen akım, endüstrileşmenin etkisinin sanat camiasına etkilerini yansıtır. Filippo Tommaso Marinetti ve beraberindeki İtalyan sanatçıların öncülüğünde gelişen fütürizm, bu yüzden bir İtalyan akımı olarak bilinir, ancak sanat tarihini etkileri ise bir İtalyan sanat akımı tabiriyle anılamayacak kadar anlamlı ve geniş ölçeklidir. Konstrüktivizm akımı ise Ekim devrimiyle belirmiş, geçmişle tüm bağlarını koparmış, endüstriyel malzeme ve teknikleri yücelten bir biçimlendirme çabası içinde olmuştur. Sanat malzemesi olarak çağdaş malzemeleri kullanan ve geometrik kompozisyon anlayışını benimseyen bir yaklaşımdır. Vladimir Tatlin önderliğinde ilk olarak mimarlıkta ortaya çıkmışsa da bu alanda tasarımdan öteye gidememiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından biri olarak kabul edilebilecek ve sanatın evrim çizgisini bütünüyle değiştirecek sanatsal gelişmeler sıralandığında, bu değişim sürecinde sayılabilecek en radikal akımlar arasında sanat ve sanatçıya bakış açısını bütünüyle değiştirmeye çalışan Dada sanat akımı gelir. Dada, Birinci Dünya Savaşı yıllarında dönemin yıkıcı koşullarına, barbarlığa ve burjuva sanat görüşlerine tepki olarak doğmuş kültür ve sanat akımıdır. Pop art kitle iletişim araçlarının yetkin bir şekilde kullanılmaya başlandığı döneme denk gelen 1950 ve 60'lı yıllarda İngiltere, daha sonra Amerika'da ortaya çıkan bir sanat kavramıdır. Pop art kavramı, modern olan, endüstriye ve toplum bilime ilişkin özellikler gösteren ve kentsel nitelikler taşıyan yeni bir anlatımın ve anlamın keşfedilmesiyle ortaya çıkmış, çağdaş gerçekçilik alanının tümünü kapsayan bir bakış açısı taşır. Video sanatını başlatan hareket olarak bilinen Fluxus ise 1962 yılında ABD'li sanatçı, grafik tasarımcısı ve mimar George Masionis'un öncülüğünde oluşturulmuş avantgard bir akımdır. Fluxus'un Dada akımı ile önemli bir bağlantısı vardır. Karşı sanat olarak tanımlanabilecek olan Dada'nın var olan değerleri sarsıcı yanı Fluxus için de geçerlidir. Her yeni buluş gibi videonun da sanatın ortamına dahil olmasında öncü isimler vardır.
Televizyon ve videoyu materyal olarak kullanarak 1960'lardan günümüze kadar farklı denemelerle görüntü üreten, video sanatının yaratıcısı olarak bilinen Güney Koreli sanatçı Nam June Paik de bu isimlerden biridir. Paik ve arkadaşları bir kitle iletişim aracı olarak anılan elektronik görüntünün bir sanat ortamı olarak yeniden keşfedilmesini ve sanatının ortamına girmesini sağlar. Videonun televizyon kavramına karşı bir sanatsal ifade aracı olarak kullanılmasının ilk örnekleri daha önce üretilmiş televizyona ait görüntülerin kimi zaman iç ışığı ile oynanarak, sesi değiştirilerek, kimi zamansa alaycı tekrarlarla manipüle edilerek televizyon görüntülerinin eğilip bükülüp deformasyona maruz bırakıldığı uygulamaları içerir. Video sanatı ilk uygulama örneklerinden başlayarak günümüze dek farklı biçim ve içeriklerde çeşitlilik gösterir. Videonun basit ve ucuz bir aygıt olması onu hemen hemen her sanat dalıyla haşır neşir hale sokmuş, videonun aktivist yapısı her sanatçı için bir başkaldırı olanağı sunmuş ve sanatsal gelenekler içerisinde video bir aygıt olarak kendisine çeşitli kullanım alanları bulmuştur. Gerilla video, sokaklarda, caddelerde gerçekleşen gündelik hayata ait etkinliklerin politik ya da pedagojik bir amaçla kaydedilmesini içerir. Bu tarzın gelişmesinde kameranın teknolojik evrimin sonucunda taşınabilir bir hal alması ve herkes tarafından satın alınabilecek kadar ucuzlaması önemli rol oynar. Video, hangi açıdan bakılırsa bakılsın, narsist bir araçtır. Bu kuramsal söylemse video ayna benzetmesiyle temellenir. Video, teknik olarak diğer görüntü üretme sistemlerinin aksine anında ve başka hiçbir kullanıcının yardımına ihtiyaç duymadan görüntü üretir. Bu temelden hareketle video tıpkı bir ayna gibi işlev görebilir ve tıpkı bir ayna gibi nesnesi ve imgesini aynı zaman mekan düzleminde buluşturur. Bu açıdan video birçok sanatçı için hem kendi başına görüntü üretebilme olanağı, sanatçı mahremiyetine olanak veren nadir bir araçtır, hem de istendiğinde sanatçıyı kendisiyle anında baş başa bırakabilecek olanakları içeren narsist bir ortamdır. Bu iki olanak birleştiğinde özellikle tarihsel olarak happening ve beden sanatı uygulamalarının geleneğinde feminist sanatçıların oldukça ilgisini çekmiş ve feminist sanat uygulamalarında sıklıkla tercih edilmiştir. Video sanatçıları televizyona karşı mücadelelerinde televizyon alıcılarını birer sanat nesnesine dönüştürerek televizyonun oluşturduğu kitle kültürüne karşı geliştirdikleri eleştirel tavırda video monitörlerini üç boyutlu bir heykelin parçası olarak kullanmışlardır. Böylelikle video heykel olarak tanımlanan formlar sıklıkla kullanılan eserler halini almıştır. Video heykel kavramı, video monitörlerinin sadece video görüntüsüyle değil, bir anlam ve ifade aracı olarak aynı zamanda üç boyutlu bir form oluşturacak şekilde kullanılmasını içerir. Bir diğer teknik olan yerleştirme ise, görsel sanatlarda anlam ve algı düzleminde birbirleriyle ve içinde bulundukları mekanla ilişkili nesnelerin bir arada sergilenmesini içerir. Bu bağlamda video yerleştirme, geleneksel sanat eserlerinin aksine çevreden bağımsız bir sanat nesnesi içermeyip, belirli bir mekan için yaratılan, mekanın niteliklerini kullanıp irdeleyen ve izleyici katılımının temel bir gereklilik olduğu ve videonun plastik bir malzeme olarak kullanıldığı sanat türüdür. Video görüntüsünü diğer görüntü üretme sistemlerinden ayıran temel farklılığın anındalık olmasına daha önce değinmiştik. Bu özellik canlı görüntü olarak tanımlanır ve nesne ile imgenin eş zamanlı olabilmesi ancak video teknolojisiyle mümkündür. Videoyu bir sanat ortamı olarak gören sanatçıların bazıları ise videonun bu özelliğine dayalı çalışmalar gerçekleştirmişlerdir. Video ortamı, happening'den kaynaklanan bir gelenek ve teatral çalışmaların anında gerçekleştirilen gösterilerle buluştuğu bir ortam haline getirilmiştir. Böylece videonun anındalığı üzerine temellenen gösteriler düzenlenmiştir. Evet, hareketli görüntünün tarihi dersimizin 6. bölümü olan video sanatın ortamında burada sona erdi. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.